Arkadaşlar, yeni videodan herkese selamlar hepiniz. Hoş geldiniz. Bugün elimizde Eritel var. Kendisi oyun tarafından unutuldu, unutturuldu gibi bir şey. Yani kimse oynamıyor. Belli bir sezon öncesine kadar en azından bazı insanlar tarafından oynanıyordu. Ve şu oyuna Yüce Ejder Mızrağı getirildi ya. O getirildikten sonra da Eritel çok güçlü olmuştu aslında. İyi o kombinasyon yapabiliyorlardı. Çünkü sebebi de şu arkadaşlar. Bakın, eşsiz pasifinde ne yazıyor? Yüce Savaşçı pasifi. Ulti kullandıktan sonra 7,5 saniyeliğine %30 hareket hızı kazanılır arkadaşlar. Iriten de ultiden sonra zaten hem hız alıyor, hem vuruşları güçleniyor, hem de 7,5 saniyeliğine bununla beraber birleşince çok güçlü oluyordu. Sonrasında Iritel bayağı bir oynandı ama son zamanlarda artık Iritel göremez olduk. Ben de bir oynayayım dedim. Meta çok bozuk şu anda. Altın koridoruna karşı savaşçı hero'ları çekiliyor. Özellikle Argus, Arlott, Freya, Rabi gibi hero'lar. Nişancı göremiyoruz oyunda. O yüzden nişancı oynayan insanların da artık durumu iki kat zor oldu arkadaşlar. Zaten meta bozuk. Çok hızlı gankler atılıyor oyunda. Bir de üstüne karşınızda kesemeyeceğiniz bir hero olunca tabi sapıtıyorsunuz lane'de. Geldi AK'yi gördüm. Vur 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 vur. Harca bunu da, harca bunu da, harca onu da, harca onu da, harca. Tamam, bir şey yok. Çıkalım yeter. Farmımı bana bırakın. Fırtınacık nerede, fırtınacık? Ben ne olursa olsun her zaman ilk fırtınayla başlarım. Mekanik oynamayı seven bir oyuncuyum. Fırtına da bu mekanikliği tamamladığı için daima fırtınayla başlarım arkadaşlar. Sebebi budur yani. Ama hasar olarak veya birçok konuda öne geçmek için Yüce Ejder Mızrağı veya Haas'la başlayabilirsiniz. Bu tamamen benim oyunculuğuma özel bir başlangıç. Siz taklit etmeyebilirsiniz. Şöyle bir şu chat'te kalsın. Ya ne kadar gıcık giriyor ya. Farmı da aldırmadı bana ya. Öf. Şimdi bu 4 olursa acaba fiskesi var mı? Benim merak ettiğim şey o. Fiske oyunu yaparsa bir Tayyip'e kadar çeker. Neyse, alsın, kendimizi göstermeyelim de base attı sansın. Rabiler bu sezon çok fazla meta oldu. Sebebi de tabii ki de kemer arkadaşlar. Kemeri alıyorsunuz artık Rabi'ye. O zaten stacklenip hibrit savunmayı arttırdığı için Rabi ölmez oluyor ve zaten iyi de vurabilen bir şampiyon. Özellikle ikinci baltayı da çıktıktan sonra gayet iyi hasarlar çıkarıyor. Kemeri de alınca ölmeyince ne oluyor? Rabi tam bir titan yani. Oluşturulmuş bir titan oluyor karşımızda. Bak ki direkt kemerle başlamış kardeşimiz. Oğlum sakin lan. Tutturursa var ya ölmüştük. Hadi bizi kesemiyon, şeklimizi de mi kesemiyon be abi? Bu arada arkadaşlar, ufak bir vaktiniz ayırıp videoya beğen atarsanız çok sevinirim. Teşekkürler. Böyle vuracağız, vuracağız, çıkacağız. Ölmem. Çok iyi. Ulan ne tırtılsın sen var ya sen. Yana gitmedi. Demek ki orası boş. Olabildiğince geride oynayıp kendimi göstermeyeceğim. Kanka saldır dön, iyi güzeldi. Bu ikimiz de harcamat eder la. Çalıya bakabilirsin. Nerede olduğunu bilmiyoruz. Aferin lan sana. Ne güzel ultiydi öyle. Direkt atladığı gibi vursa garanti kill ama neyse.
Kanka ben gaza geldim, koşturuyorum ya. Aşağı gitmem lazım benim. Harbi diyorum, geldik gaza, koşturuyoruz, kulemizi Paşam, sen ölür müsün acaba bugün ya? He? Güzel. Amon kayıp. Arkamdan gelirse fırla ile ileri doğru kaçarım. Gelmedi. AK ile uğraşıyor bizimkiler. Okey. Kulemizi vermedik. Üstüne bir de kuleyi açtık. Gayet iyi oldu. Arkadaş, biri oradan ittiriyor, öteki oradan vuruyor, o oradan ult ile girmiş. Nasıl bir çapraz ateşin içinde kaldık böyle ya? Neyse, sorun değil. Uzayan oyunda ADC'leri yok. İyi, avantajım açılacak orada ama işte çok öncüler olduğu için CC'den çıkarmayacaklar. Boğacaklar bizi CC'ye. Sana. Madem fisken var, atsana çocuk, benim duygularımla oynuyorsun. En son saniye atıyorlar ya, çok sinir oluyorum ona. Kestim diye seviniyorum çünkü. Tam smite attı. Hemen şunu alalım. Ben pek Haas tercih etmiyorum çünkü parlayan asa falan alan oluyor karşıdan. Ayaz alan oluyor. Atlantis alan oluyor. Çok can çaldırmıyor bize. Kankacım. Atlantis aslında Rabi için alabilirim ama. Önce şu vahşi savaşın öfkesi bitsin. Parlayan asamız, ayazımız falan var zaten. Önce o bir bitsin de. Şimdi harita çok sessiz. Bizimkiler de üste gidiyor. Bu çocuk burada çok fazla takılıyor. Kuleyi kesin istiyor bu çocuk. Ben öyle geldiler.
Güzel. Kankacım atlayın bir şeyler yapın, vurun şunları Allah için be. Vallahi bak. Ben sevmiyorum böyle şeyleri. Vur kafasını işte bak, satmış. Vur oğlum şunların kafasına, vur. Mallıktan rap. Hiç kill alamadım ben ya. 0-1-7 oynuyor. Çok güzel de. Vay şerefsiz ya. Base'den mi uçtu? Nereden geldi o öyle? Nasıl tutabildi beni? İlginç. İyi, fena değil. %30 hasar atmışım. Yani vurduk zaten fightlara, olabildiğince katıldık ama işte Gusion Gökkıran aldığı için neredeyse çoğu kili topladı. O yüzden bize pek bir şey düşmedi. Ama yine de iyi bir maçtı. Meta'ya karşı bir maçtı. Hoş bir maçtı. Umarım zevk almışsınızdır. Bir maç daha ekleyeyim. Bir sonraki maçta iyi seyirler. Arkadaşlar ikinci maçtan tekrardan selamlar. X'i oynuyorum. Çok İllet pik aldı yine karşısı. Şunlara baksana. Yine nişancı var mı? Nişancı yok tabii ki de. Muhtemelen karşıma Julien'i mi yollarlar? Kimi yollarlar ki? Julien mid yapsa olmaz. Kadita Roam yapsa olur mu? Tamam, Gulu Roam'mış. Oğlum ne kadar garip insanlarız. Ne kadar garip bir metasınız. Yani şu piklere baksana. Aldous mu eksikti o zaman? Kim gelecek la benim karşıma? Ona göre bir şeyler alacağım çünkü. Aldous mid de. Eksi bir de Kadita. Yok artık daha neler. Karşımızda da Julien var. Şamarladım bunu. O farmı vermeyeceğim ona da. Gene de geldi aldı. Tırtıla bak sen ya. Feyz attın mı paşam? Feyz at paşam. Geri çekil uyarısı geldi bana mı? Geliyorlar.
Yani Aldous bana gankleyip ne yapabilir ki? En fazla gelir bir tane Q vurur. O da bu seviyelerde fazla vurmaz. Valla bayağı da vurdum. Misillemesini falan da aldım elemanın. Kankam, oynardık be. Sağdalar. Sağ taraftalar galiba. Pusuyor olabilirler ama bak çıktı meydana. Sen mi geldin yani artık karşıma? Yok, sen ruhamsın, gelemezsin. Neyse. Şerefsiz! Çaldın! Ulan o kadar vurdum ona ya. İyi bari minyonu falan da kestik. Şimdi bir tane şunu alalım hemen. Bizimkiler orada tosbay zor alır ama hadi hayırlısı. Bunların azılı piklere baksana ya. Müthiş bir çarp atarsa. Aferin lan. Bu paşa nerede pusuyor şimdi bu paşa? Bak nasıl buldum yerini elimle koymuş gibi. Ya kardeşim. Adamı böyle madam ederler. Hemen seri bir farmı da almak istiyorum. Haydi. Ya bu sefer de ben çaldım işte aslında. O ne lan öyle? Kurt mu atıyor bu? Oynarım ama pozisyon çıkması lazım. Valla vuracağım vurdum belki esersiniz. Güzel. Ben de burayı açtım. Julien gelebilir. Şuralarda bir ses aldım ama. Peki.
Orayı açmamız lazım. Çok güzel. Çalıya yaklaşmadan uzaktan geçelim. O tırtılı da gidelim keselim hemen. Git git git, koş 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 koş. Keseriz onu. Kesemeyiz, çok kaçtı. Hiç mana yok ki. Benim base atmam lazım. Çok ekstralar oynadık. Manasız manasız X ile hiçbir şey olmuyor. Ama bir bakıma hasar konusunda iyiyiz. Neden? İki tane nişancı sayılırız. Roger da eritici vuruşlara sahip. Ben de eritirim zaten birazdan. Bir de Valerimiz falan var. Rakip takımın önce piklerini herhalde geri savurur diye düşünüyorum. Oynamalıyız. Tosba vermeyelim oraya. Tamam, güzel. Ölmez kaçar diye açtım ulti. Bedava gitti ultimiz. Bence seriden Lord kanka, hiç oyalanmadan. Çok güzel. Onu da kesme şansım var. Tam da öleceğimi bildiğim için kaletaya oynayacaktım da. Yattık aşağı. Aldous'tan zaten kaçamazdım. O yüzden arkadaki kaletayı hedef aldım. Çaresiz ölümdense hiç değilse bir şeyleri deneyeyim dedim. Ama nereye deneyeceksin işte. Focus pickleri var. Oyun belli bir süre bu şekilde devam eder. Sonrasında toparlanırsak yaparız bir şeyler. Bak, burada zonlamayın adamları. Zaten buraya geldiğinde eriteceğim hepsini. Çok güzel. Zırh delmenin acilen bitmesi lazım. Çok tankiler, hasarımız yetmiyor şu anda. O bitsin, bir tane de Midas patlatmamız lazım. Kalite de çok kayıp şu an bu arada. Herhangi bir yerden çıkabilir. Adam pusu atmaya oynuyor çünkü. Bir nevi suikastçı gibi. Keseyim de sonra ölsem de olur kafası var şu an onda.
Mecbur Lord'u oynayacaklar. Buradan inhibitor alamazlar şu anda. Yav kardeşim çık geri çık. Satmasalar bari. Valir öldü. Beyler mid. Hiçbir inhibitör vermek istemiyorum rakibe. Süper. Sağda solda bir yerde Kadi tapusu ama Midas'ım var. Çok iyi. Orası da boş. Sağdan çıkabilir. Ama Midas'a güveniyorum ya. Beni koruyacak çünkü. Burada bir yerde galiba kalite ya da şurada. Nice. Ben öldüm bu arada. Aldous gelir sandım ama açmadı ult. Valir'imiz o kadar saçma açılıyor ve pozisyonunu korumuyor ki. Ya ben anlamadım. Hani birazcık off'tan kasıp geride oynasa çok iyi olacak aslında. Valir'den hasar bekleyen yok çünkü. Geride oynasın. Saflaştırı var zaten ultisinde. Kaçabilir CC'den. Mesela bir tane yani kemer de olabilir. Mesela Paranasa yerine Ayaz da alabilirdi. Gibi gibi kendini koruyabilirdi şu maç. Aa bana saldı. Tamam Lolita. Aferin kardeşim sana. Bravo. Çok iyisin. Ölür o. Süper. Nice hocam. Bu maçı da böyle kazanmış olduk. Jhulin'e vurmaya çalışsaydım, 1-2 vuruş bile atsam belki oyun bitmeyebilirdi. Minyonu kesti çünkü. Kuleye vurduk, kazandık. Easy win kardeşim. İyiydi, güzeldi. Valir hak etmedi bu maçı ama neyse. Hasarımız %27. Gayet iyiydi. Zaten Prem'le birlikte oynamışız. Yiğit'le güzel oynadı kardeşimiz. İyi de arkadaşlar. Umarım zevk almışsınızdır. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın.